arkadaşlarım, bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu mutlu günde sizinle birlikte olmanın en derin bahtiyarlığını yaşıyorum. Tarih 21 Ocak 1938. Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmit tren istasyonundan halkı selamlıyor. Subay üniformalı küçük bir çocuk heyecan içinde kalabalığın arasından ona el sallıyor. Atatürk çocuğun yanına gidiyor, onunla sohbet ediyor. Çocuk onunla sohbet eden, sevgiyle başını okşayan atasını hiçbir zaman unutmuyor. Öyle ki yıllar sonra bile hep onu düşünüyor ve onu taklit ediyor. Atatürk'ün nutkunu bugün ezbere okuyabilen o çocuk, yıllar sonra politikanın en renkli isimlerinden biri olacak tanıdık bir isim. Mail Büyükerman. Mail Büyükerman 21. dönem Demokratik Sol Parti Eskişehir Eski Milletvekili. Bülent Ecevit'in Türk siyasetine kazandırdığı en renkli simalardan biri. Meclise girip çıkması, taklitler yapması, demeçler patlatması hep olay olan aykırı bir siyaset adamı. Gazete manşetlerinden ve televizyon haberlerinden hiç eksik olmayan, belki de Türk insanına siyasetin eğlenceli yanını sunan sıra dışı bir politikacı. Medya mı onu kullanıyor, yoksa o mu medyayı tartışmalarının arasında hep kendi bildiğini okuyan, farklı ama içimizden biri. Girdiğim gün meclisin büyük salonunda iki taraflı sıralar vardı. Gelenlerin hüviyetini, kaydını, parmak izini alıyorlar. Meclise dahil ediyorlardı. Ve karşıda da 20 kadar kamera duruyordu. Ben kameraları görünce uyuz olurum. Bunu değerlendirmem lazım diye düşündüm. Hemen gittim orada bir koltuğa. Bond çantamda arşivim vardı. Onu açtım ve Erbakan'ın hanımıyla birlikte diz dize, mine etekli, türban yok tabii, başı açık, topuzlu saçlı, boynu bosu açık vaziyette ve mini eteklerin klasik oturuş şekli vardır. Elini de şöyle koyar ki muhafazayı alır. Efendim, o vaziyette bir resmi vardır. Onu ben büyütmüştüm, çantamdaydı. Şöyle çıkardım. Kameramanlardan biri gördü, koştu, hepsi uçtu. ...1928 yılında orta halli bir ailenin tek çocuğu olarak Gebze'de dünyaya geldi. Babası demir yollarında memurdu. Çocukluğu babasının tayin olduğu şehirlerde geçti hep. İlk ve ortaokulu İzmit'te okudu. Lise yılları ise Eskişehir'de geçti. Ezberi ve hitap yeteneğiyle öğretmenlerinin gözdesiydi. Hukuk okumaya karar vermişti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Edebiyatı seviyordu. Bir yandan üniversitede kütüphane memurluğu yapıyor, bir yandan da tiyatro oyunları yazıyordu. Delikanlılık yıllarına kitaplar ve oyunlar kadar parasızlık da damgasını vurmuştu. O yıllarda giymek zorunda kaldığı altı delik ayakkabılar, yıllar sonra açacağı hayır kurumlarının da sebebi olacaktı. Ayakkabımın altı delikti ve ben şehir tiyatrosuna piyes götürüyorum. Bu iş bu kadar. Bu kadar. Bu işten gelen bir duygudur. Delik ayakkabıyla olur bu işler. Ve katlayıp eserimin müsveddelerinden bir kısmını tabanıma koydum su girmesin diye.
O arada da gönlümden şu düşünce geçti. Gün gelecek, ben bunu dostlarıma bir anı olarak nakledeceğim dedim. Ve Demirel'in önünde o kürseye öyle bir şiddetle vurdum ki. Ve işte o gün geldi dedim. Ve boşaldım. Mail Büyükerman üniversiteden mezun olduktan sonra Eskişehir'e döndü. İkna kabiliyeti, hitap gücü ve kuvvetli ezberi onun en büyük hazinesiydi. ...1956 yılında avukatlık yapmaya başladı. Kendi tabiriyle savcılık kapısında müvekkil tavladığı, gece gündüz çalışarak kendi parasını kazandığı yıllar böyle başlıyordu. Ben avukatlığa ilk başladım. Sabahları savcılığın kapısına cübbeyi giyerdim, volta atardım. O gece kavga eden, gazinoda hır çıkaran bilmem ne, cürmeşitle savcılığa gelen adamlara sana avukat lazım, ben hazırım burada derdim. Ve vekilleri olurdum. İyi mi? Ve ben iyi paralar kazandım. Asli hakimin 500 lira maaş alırken ben 2,5 milyon para kazanırdım ayda. Ve her hafta bankaya götürüp para koyardım. İyi mi? Avukatlıktan kazandığı parayı itinayla biriktirdi Mahil Büyükerman. Tutumlu ama cimri olmayan kişiliği kısa sürede ona çok para kazandırmaya başladı. Tüm birikimini tahvillere ve hisse senetlerine yatırmıştı. Eskişehir'de kendisine bir çiftlik satın aldı. Bir rivayete göre onu zengin eden de bu çiftlikte beslediği domuzlar olmuştu. Soranlara biraz da kızarak, domuz görmemiş insanlar merinos koyununa domuz gözüyle bakıyor diyordu ama bu iddia yıllarca söylendi durdu ardından. Benim Ziraat Bankası'nda iki tane büyük kasam vardı. Tahviller ancak kaktıra kaktıra doluyordu Ziraat Bankası'nda. 6 ayda %120. İyi mi? Para nasıl birikirmiş anladın mı? Çalmadım, çırpmadım. Biriktirdiği paraya yıllarca el sürmedi Mahil Büyükerman. Ve gün geldi, varını yoğunu hayır işlerinde kullanmaya başladı. Eskişehir'de cami, hastane, okul, üst geçit, mezarlık, çeşme yaptırdı. Ayaklı bir hayır kurumu olarak tanındığı 1999 yılında Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. Politika hayatının başladığı ilk günden itibaren hazır cevaplılığı, kinayeli demeçleri ve ağlayarak okuduğu şiirlerle basının ilgi odağı oldu. Ne zaman konuşma yapmak için kürsüye çıksa tüm meclis dikkat kesilmeye, heyecan içinde onu dinlemeye başladı. Sesi meclisin tavanını titretecek kadar gür, duyguları gözlerini sık sık ıslatacak kadar yoğundu. Reçel kavanozunu camın dışından yalarsanız hiçbir tada ulaşır mısınız? Aynı Kur'an'ın da manasını anlamadan okursanız hiçbir faydasını göremezsiniz. Kur'an anlaşılmak için gönderilmiştir dedim. Meclis uğultu halinde alkışladı. Baktım ki iyi alıyor bu. Bir daha Kur'an anlaşılmak için gönderilmiştir dedim. Uğultu bir daha arttı. Evet, Kur'an anlaşılmak için gönderilmiştir ama Kur'an 1400 senedir anlaşılamamıştır. Eskişehir Milletvekili Mahil Büyükerman sadece meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarla değil, Clark Gable bakışları, uzun kaşları ve hiçbir zaman ayrılamadığı eski model arabasıyla da medyanın ilgisini çekti. Bir milletvekili olarak söylemek istediklerini herkesin acaba şimdi ne yapacak diye beklediği bir anda söyledi. Hülya Avşar'ı canlı yayında mat edişi ise uzun süre magazin gündeminden düşmedi. Ama önce şu bıyıklarınıza çok takıldım.
Kaşlarınız inanılmaz güzel. Neredeyse şuraya kadar gelecek. Yani biraz şöyle yaklaşsan batacak vaziyette uzamışlar. Batıyor zaten. Size battı benim bıyıklarım. Senin kaşların bıyıklarından uzun diye kaşlarıma el attı. Benim kaşlarım uzundur ya. Senin kaşların bıyıklarından uzun diye kaşlarıma el atınca uzun yerlerimi elleme dedim. Aynı şeker adam dedi. Şeker dedeme eriyiveririm dedim. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde Mael Büyükerman herkesi şaşırtan bir karar aldı. Önce partisinden istifa etti, sonra da en doğal vatandaşlık hakkını kullanarak Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Medyanın ilgisi daha bir artmıştı artık. Seçimlerde mecliste en çok alkışı o aldı ama ilk turda 3 oy, ikinci turda da bir fire vererek 2 oy aldı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Yine de Atatürk'ün makamına aday olma fikrinden her zaman gurur duydu. O günlerde rahmetli Ecevit 136 kişilik grup toplantısına geldi. Daha kürsüye adımını atmadan ben Ahmet Sezer'i aday gösteriyorum dedi. Nasıl ayağa kalktılar böyle alkış alkış alkış. Ben oturduğum yerde biraz daha yaslandım. Alkışlayanlar Ecevit'le birlikte çıktılar. Ama ben biliyorum ki kameralar beni gördü kalkmadığımı. Ve onlar gitti, ben koca salonda tek başımı bekliyorum. Kameraların geleceğini biliyorum. Ve geldiler. Siz alkışlamadınız, kalkmadınız. Neden? Ben anayasayı okudum, buraya geldim. Anayasada Cumhurbaşkanı başbakanı tayin eder. Ama başbakan Cumhurbaşkanını tayin eder diye bir madde olsaydı ben de tavana fırlardım dedim. O gün Cumhurbaşkanını Ecevit tayin etti. Bugün de Cumhurbaşkanını Tayyip tayin etmedi mi? Mail Büyükerman 2 yıl Eskişehir Bağımsız Milletvekili olarak meclisteki görevini sürdürdü. 3 Kasım 2002 seçimlerinde meclis dışında kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil toplam 3,5 yıllık hareketli siyaset yaşamının ardından memleketi Eskişehir'e geri döndü. Kitaplar yazdı. Yıllarca biriktirdiği tüm parasını hayır işlerine harcadı. Bugün Eskişehir'de birçok okulun, hastanenin, polikliniğin levhasında onun adı yazıyor. Açtığı okullarda yüzlerce çocuğa, yardım ettiği hastanelerde de bir o kadar yaşlı ve hastaya yardım elini uzatıyor. Bir tımarhane kaldı dedim, doğru. Okul yaptırdım 3 tane. Diyaliz merkezi, poliklinik, patoloji merkezi, nöroloji merkezi, cildiye merkezi, prostat merkezi. En mühim erkeklerin. prostat merkezi. Yani yalan söyleyenlere karşı sinirleniyorum. Yani şimdi öyle görüyorum ki adam hırsız. Yani ben neyi biliyorum? Yani şimdi bu siyasi iktidarlar içinde yani soykuna katkıda bulunmuş insanlar var. Bunlar çıkıp da siz de bunu söylediğiniz zaman buna rağmen onu savunan insanları görünce hakikaten ister istemez sinirleriniz geriliyor yani. Şimdi basın diyor ki parlamento içinde eşcinseller var. Zaten siz eşcinsel misiniz? Hayır, var mısınız yani?
arkadaşlar, rica ediyorum, sizin genel başkanlar sataşmada söz istediği zaman söz veriyorum da bizim genel başkana niye söz vermeyeyim? Yani umurum yani sizi. Rica ediyorum, oturun. Kamer Genç, Tunceli Bağımsız Milletvekili. Türkiye onu siyasetin en sıra dışı isimlerinden biri olarak tanıdı. Milletvekilliği yaptığı her dönemde her sözüyle olay yarattı. İktidara tek başına kafa tuttuğu her an Meclis TV'nin reytinglerini alt üst etti. O her an her ortamda muhalefet yapılabileceğini, muhalefet yapmak için partiye ihtiyaç olmadığını meclis kürsüsünden yaptığı her konuşmada da ispat etti. Benim kendime özgü bir dünya görüşüm var, bir bilgim var. Evvela her şeyin başı bilgi. Yani her şeyde konuşmak için araştıracaksınız, konuşacaksınız. Bilgi sahibi olacaksınız. En büyük güç bilgi. Bilgiyi araştırıyorum, şey ediyorum. Dolayısıyla karşımdaki adamlar yani yeteneksiz olunca, yetkisiz, daha doğrusu yeteneksiz ve kabiliyetsiz olunca onların karşısında mecbur muhalefet, yani düşünceli doğruları söyleyince muhalefet oluyor. ...1940 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde doğdu. Dar gelirli bir ailenin dördüncü çocuğuydu. Babası Ali Genç, geçimini İstanbul'daki bir tuğla fabrikasında hamallık yaparak sağlıyordu. Çocukluğu babasına destek olmak için köyden ilçeye odun taşıyarak geçti. 1950 yılında bir kardeşini kızamık hastalığından kaybettiğinde henüz 10 yaşındaydı. Kamer Genç hayatı boyunca çocukluk yıllarına damgasını vuran bu fakirliği ve kaybedilen bir kardeşin acısını hiç unutmadı. Günlerce aç kaldığımız belliydi. Yani çok yoksuldu yaşadık. Mesela o 1950'leri, 51'leri, 52'leri ben hatırlıyorum. Evlerimizde un yoktu. Yani ekmek yapacak un yoktu. O İlkbaharda bu arpa tanelerini, buğday tanelerini kopararak karnımızı doyurduğumuzu hatırlıyorum yani. Bu fantazi değil yani, doğru olan şeyler. O zamanlar Türkiye'de büyük bir açlık vardı, hakikaten yoksulluk vardı. İlk ve ortaokulu Tunceli'de okuyan Kamer Genç, 1966 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Siyasi yaşamı ise 12 Eylül darbesi sonrasının sıkıntılı yıllarında başladı. 1981 yılında Danışma Meclisi üyeliğine getirildi. 12 Eylül Anayasası'nın tümüne hayır oyu veren tek üye oldu. Sık sık paşalarla arası açılsa da kendi bildiğini okumaya devam etti. Mehmet Ali Ağca'nın idam dosyası önüne geldiğinde bile prensip olarak idama karşıyım diyerek 3 kez ret oyu verdi. Herkes kabul bana gelince ben red dedim. O zaman meclis başkan vekili olan kişi dedi ki, tabii salonda ooo diye bir uğultu çıkınca meclis başkan vekili dedi ki, ne oldu sayın Genç, sizin oyunuz ne oldu? Ben dedim ki yine red dedim. Yine bir gürültü çıktı. Bunun üzerine yine bana sordu meclis başkan vekili. Oyunuzu arkadaşlar anlamadı dedi. Ben de kalktım böyle o heyecana, red var mı diyeceğiniz deyince çıktım dışarıda, herkes benimle selamı kesti. 1983 yılında çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç de siyaset yapma kararı aldı. Önce Sosyal Demokrat Parti'den parti meclis üyesi oldu, sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Tunceli Milletvekili olarak meclise girdi. SHP-CHP birleşmesinden sonra Deniz Baykal onu aday göstermeyince o da soldan tam bir U dönüşü yapıp Doğru Yol Partisi'ne geçti. 1993-1999 yılları arası meclis başkan vekilliği yaptı. Kimi zaman kürsüde konuşurken milletvekillerini gülmeyin diye uyardı, kimi zaman da çok konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı. Şimdi ben aslında tabii insanlar ona bir gaf yapabilirdi. Yani şöyle her zaman aynı şey değil. İşte bir çıkıyorsunuz bir kürsüye, bir sağda solda. İşte size saldırılar oluyor, laf atılırlar oluyor. Sınırlarını bile atarım seni dışarıya. Oturun. Oturun. Sayın Başbakan, lütfen konuşursanız konuşun. Konuşmasan. Hayır, ben sizi göreve 5 dakikadan fazla süre vermem size efendim. Buyurun.
bazen yaptığı gaflarla, bazen de yanlış kullandığı terimlerle ve sansürlemeye çalıştığı argosuyla yıllar içinde meclisin en renkli simalarından biri oldu. Böyle olunca bir insansın yani, bir etten kemikten, duygudan teşekkür eden bir varlıksınız. Tabii ki onun etkisinde kalabilirsiniz ama yani böyle özellikle kasten kendimi kendi gerçek yapımın üstüne çıkararak suni bir tavırlar içine girmek girmemişimdir yani. Kamer Genç genelde magazinsel yönüyle medyada gündeme geldi. 1999 yılında bir kadınla gizlice buluşmak üzere oğlunun evinde olduğu iddiası ortaya atılınca çiçekleri sulamak için eve gelip gittiğini açıkladı. Meclis Başkan Vekili iken Refah Partili bir milletvekilinin bir bardak suyu yüzüne fırlattığı görüntülerse uzun süre ekranlardan eksik olmadı. Özellikle siyasi liderlere taktığı isimlerle partilileri kızdırsa da o meclisin her zaman espri kaynağı oldu. Ancak hakaretlere, suratına fırlatılan bardaklara, kürsüye yürüyen kızgın vekillere rağmen tarzından hiç ödün vermedi. Sivri dilinin bedelini de hakkında peş peşe açılan tazminat davalarında ödedi. 20 milyar tazminat davasını açtı ama bu dava daha Yargıtay'da. Alacağım Kamer Bey, bu parayı ödeyeceksiniz. Ben sende bu parayı alam diyorsa bu yargıya zar altında bırakmak demek. Yani ne yapalım, dilimize sahip olamıyoruz. Zaman zaman onun cezasını çekeceğiz. Tayyip Erdoğan'a 5 milyar ödedim. Mehmet Ali Şahin'in işte daha mahkemede devam ediyor. Biliyorsun bir gün genel kurulda çıktı, işte bu parayı alıp çatır çatır yiyeceğim dedi. Yerse yiyebilir. Bir basın ordusu da beni takip ediyor. Havada 3 tane helikopter. O günkü televizyonların hepsi. Efendim 70-80 tane gazeteci. Koca bir vapur. 8-10 tane de motor. Hep beraber geliyorlar. Ve bunların başında da Selahattin Duman. Esat Bey. Bir şey söyleyebilir miyiz? Harikasınız. Performans mükemmel ama biz telef olduk. Büyük adam. Esat Bey. Büyük adaymış abicim. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Selahattin Bey sesleniyor. Esat Bey, daha gecikirsek haber gazeteye girmesi gecikecek. Hiçbir tanesi girmeyecek. Doğru söylüyorsunuz. Ancak girmeyeceğiz. Ne olur ya. Selahattin Duman aşağı bağırdı. Esat Bey, ya dönelim artık çünkü biz efendim gazetelere haber yetiştireceğiz, basına haber yetiştireceğiz. Şimdi büyük adaya çıkacağız, orada merasim şu bu filan, uzun boylu iş, bizi gecikeceğiz. Lütfen çıkın artık. Dedim ki yo. Ben dedim sizi bilirim. Siz dedim buradan ben çıkarım. Ondan sonra dersiniz ki yoruldu da çıktı dersiniz. Yorulmadım dedim. Hatta ben düşünüyorum dedim. Büyük adaya değil de dedim Yalova'ya doğru gitsem nasıl olur diye düşünüyorum dedim. Ya abi etme eyleme ya çık. Dedim ki hep beraber bir yemin edin. Bizim ısrarımız üzerine çıktı diye. Ondan sonra çıkarım dedim. Yemin ettiler, ondan sonra çıktım. Yani yüzmede iddialıyım. Her şey bir iddiayla başlamıştı. Onunla yüzme yarışına başlayan gazeteci Engin Atel, kolunu incittiğini söyleyerek yarıştan çekilmişti. 1995 yılının Eylül ayıydı ve Ahmet Esat Kıratlıoğlu, Tansu Çiller hükümetinin en medyatik bakanı olarak Boğaz'ın en namlı şampiyonu olmuştu. 45 yıl sürdürdüğü aktif siyaset yaşamını yüzmede olduğu gibi hep şampiyonluklarla doldurdu Esat Kıratlıoğlu. Doğru Yol Partisi'nde 3 kez genel başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Süleyman Demirel'in de Tansu Çiller'in de en yakınındaki isimlerden biri oldu. Politika benim nazarımda insan idare etme sanatıdır. Eğer insanların idare edilmesini beceremiyorsanız politika yapmayın. Politika yapılmaz.
Çünkü o derece insan çeşitlidir ki kaç kişi tanıyorsanız herkesin kendisine göre bir karakteri var. Kimisi şakadan anlar, kimisi hakaretten anlar, kimisi güzel konuşmaktan anlar, kimisi efendim okşanmaktan anlar, yani tatlı sözden anlar. Ama her insanın kendine göre bir karakteri vardır ve bu karakteri iyi bilmek lazım gelir. 1930 yılında Nevşehir'de doğdu. Üniversiteyi Avusturya'da okudu ve jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. 1959 yılında Türkiye'ye döner dönmez kendini petrol kuyularında petrol ararken buldu. Ama ne zaman ki 27 Mayıs darbesi gerçekleşti ve Demokrat Parti'den milletvekili abisi Yassı Aday'a gönderildi, o da siyasete atılmaya karar verdi. 1969 yılı seçimlerinden sonra Adalet Partisi'nden Nevşehir milletvekili olarak meclise girdi. Tüm dünyada 68 olayları olarak bilinen ve Türkiye'de de bir gençlik hareketi olarak doğan olayların en yoğun yaşandığı yıllardı. Ve o yılların sonunda 68 olaylarının lideri ve nedeni olmakla suçlanan Deniz Gezmiş yakalanıp idam kararı meclis oylamasına sunulduğunda Esat Kıratlıoğlu da bu idama evet oyu vermişti. Evet, pişmanım ama benim evet dememem bir mana ifade etmezdi. Ha, siz şunu diyebilirsiniz. Madem ki öyle, evet demeseydiniz. Evet, denebilirdi. Ama o günkü şartlar altında hiç kimsenin de hayır demesi mümkün değildi. Çünkü fevkalade sıkı bir şey, Karanlık Dere olayları vardı. Tokat'ta. Karanlık Dere olayları vardı. Orada insanlar öldü, onların arkadaşları öldü filan. Bir takım sıkıntılı bir durumlar, yani tam manasıyla bir dehşet havasıydı. Esat Kıratlıoğlu 1980 yılına kadar Nevşehir Milletvekili olarak Adalet Partisi sıralarında oturdu. 12 Eylül darbesi olup da partisi kapatılınca politikaya ara vermek zorunda kaldı. Ankara'da satın aldığı bir arazi üzerinde çiftlik kurarak küçükbaş hayvan ticareti yapmaya başladı. Genel Başkanı Süleyman Demirel Zincirbozan'da tutukluydu o yıllarda. Yine de herkes Zincirbozan'dan gelebilecek haberlere kulak kabartıyordu. Ve bir gün o haber geldi. Buna göre yeni bir parti kurulacak ve 1983 yılı seçimlerine bu partiyle girilecekti. 12 Eylül hükümetinin üzerlerinde kurmaya çalıştığı tüm baskılara rağmen o ve arkadaşları gece gündüz çalışarak partiyi seçimlere yetiştirmeye çalıştı. Bu arada tüm olup bitenler de Zincirbozan'da sabırsızlıkla bekleyen Demirel'e iletiliyordu. Ve gün geldi, telefon konuşmalarına taşınan küçük imalar ve benzetmeler yeni bir siyasi partinin habercisi oldu. Hemen Süleyman Bey'i bağladılar. Evet Esat, merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim efendim, sağ olasınız. İşte efendim, işte biz iyiyiz, Allah'a çok şükür de merak edersin diye ben şey diyorum, söylüyorum. Biliyorsun ben işte hayvan işiyle meşgul oluyorum. Hayvanlar büyüdü, gelişti, gayet iyi de yetiştiler. Allah kısmet derse 12-13 günün içerisinde bu hayvanları satacağım inşallah dedim filan. Karşıdan bir bağırdı. Ne demek dedi 12-13 gün? 5-6 gün içinde dedi o hayvanları satman lazım gelir dedi. Değilse o hayvanlar birbirini yer dedi. Kocalama olur dedi. Birbirini yerler dedi. Hemen satın hayvanları dedi. Başüstüne efendim sağ ol, hemen satacağım filan. Ben telefonu kapattım tabii. Bizim telefonlar tabii dinleniyor orada. Bu ne hayvan meselesi, neyi satılıyor filan. Onlar da onun telaşında. Hemen arkadaşlara dedim ki, ya patron diyor ki, hemen partiyi kurun, bitirin. Esat Kıratlıoğlu 1983 yılında Doğru Yol Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1987 yılında da Doğru Yol Partisi milletvekili olarak meclise girdi. 1992 yılına kadar genel başkan yardımcısı olarak Süleyman Demirel'in en yakınındaki isim oldu. Ne zaman ki baba köşke çıktı ve DYP'nin yeni genel başkanı ve başbakan Tansu Çiller oldu, onun da hayatı bir anda değişti.
karşısında bir kadın başbakan vardı artık. Yeri geldi, Tansu Çiller'in onu azarladığı dedikoduları dolaştı meclis kulislerinde. Yeri geldi, başbayana yazdığı şiirler taşındı gazete manşetlerine. O bunların hiçbirine kulak asmadı. Sükunetle sürdürdü görevini. Ama gün geldi, göğsünü siper ettiği Tansu Çiller, onun adını milletvekili aday listesine koymadı. İhanete uğradığını hissetti. 1999 yılında bu gelişme sonrasında aktif siyaset hayatını bitirdi. Hem kendisine etti, hem bizlere etti, hem de partiye etti. Ve bugün dönüp baktığım zaman ben iyi taraflarıyla hatırlamak istiyorum Tansu Çiller'i. Yani beni kıran, beni rahatsız eden ve memleket için rahatsızlığını gördüğüm bir takım durumları düşünmek istemiyorum. Kendim içinde ne olacak? Ben şimdiye kadar bundan sonra ne bekleyeceğim yani? Ben bu devlet bana, bu millet bana her şeyi vermişti. Ben başkan vekili yaptım, milletvekili yapıyorum. Allah'a şükür ekonomik durum kötü değil. Daha ne isteyebilirim yani? Ha, Cumhurbaşkanı da verirlerse reddetmem yani. Kamer Genç bugün 68 yaşında. Her sabah erkenden kalkarak meclise gidiyor ve söz almak için sıraya giriyor. Kritik yasa tasarılarını titizlikle inceliyor. Eleştirilerini bu çalışmalara göre yapıyor. Arada sırada kafası karışsa da sorgulamaktan hiç sıkılmıyor. Cep telefonu ise hiç susmuyor. Anadolu'nun her yerinden iş arayana da, aş arayana da çare olmak istiyor. O, çocukluk yıllarında taşıdığı odunların ağırlığını hissederek politikanın dik yokuşunda koşmaya devam etmek istiyor. Yani o şartlarla yetiştik biz bu memlekette. İşte o şartların üzerinde yarattığı bir karakter, bir ahlak ölçüsü nedeniyle siyasete atıldım. O siyasette de o günlerimi hiç unutmadım. Bugün de o günlerimi unutmuyorum. Yani insan her zaman yani zor günlerini hatırlamalı. Gerektiği zaman o günlere döneceğini hesaba katmalı. Politikanın esas havasını bırakmadım. Okuyorum devamlı surette ve politikanın havasını hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü et tırnak meselesi, bırakamıyorsunuz. İnsan 45 sene bu işin içerisinde olur da birdenbire efendim git diyebilir mi? Diyemez. Esat Kıratlıoğlu bugün 78 yaşında. Bir süredir politikanın fırtınalı denizinden uzakta, sadece kıyıya vuran sakin dalgaların sesini dinliyor. Ama yüzmede hala iddialı. Attığı her kulaçta politik bir sabır, geride bıraktığı her kıyıda kendi değer yargılarının izi var. Ve o bu değer yargılarıyla gurur duyuyor. Bir takım kimselerin imkanlarını ortadan kaldırdım. Bunlardan dolayı da epeyce bir düşmanımız filan var. Ama Cenab-ı Allah şahit ve beni bilen de biliyor. Efendim, boğazımdan haram lokma nasip olmadı. Ben öldükten sonra şöyle anlamak isterim. Gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet hükümetinin bakanlarının içerisinde öyle zannediyorum ki ağzına haram lokma düşmemiş en önde gelen bakanlardan bir tanesiyim.
böyle anılmak isterim, böyle yad edilmek isterim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. İnkânet illa sayeden vaizâ feyzâhum. Ve ayetüllehum ennâmeler zürizim fîmûş. Fîhâ minel ûnî. Efendim yerev anna harakladığım imamı yedeynâm. Enâm-ı fevlâ mergim. Fesübhânellezî beyedûr ekûtü küllü şeyin ve leyhî turcaû. Alem ve alettellâmin. La ilâhe illallah muhattir. Fatiha. Mahir Büyükerman bugün 80 yaşında. İlerlemiş yaşına rağmen hem siyaseti yakından takip ediyor hem de yapacağı yardımların hesabını yapıyor. Ama başına gelebilecek her şeye karşı da tedbiri elden bırakmıyor. O kadar ki Çeşme yaptırdığı Eskişehir mezarlığındaki kabristanı bile şimdiden hazır. Tedbirli yaşamak, rahat yaşama ölmektir. Bir gün rahat gideceğim. Mezarımı da yaptırdım. Kimse benim arkamdan mezar yapmaya uğraşmayacak. Bir gün seni görmezsem arar bulurum. Arar bulurum, bil ki bütün neşemi sende bulurum, sende bulurum.